Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. AK Parti bir suikast şokunu daha yaşadı dün akşam. Van'ın Özalp ilçesinde ilçe başkan yardımcısı Aydın Ahi kanlı PKK'lılarca öldürüldü. Bu AK Partili yöneticilere yönelik aynı gün içinde ikinci suikastti. 62 yaşındaki Aydın Ahi İçişleri Bakanı'nın katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Terör örgütü can çekişmektedir. Çoğu gitti, azı kaldı. Lice'deki o hain pusudan birkaç saat sonra bu kez Van Özalp'ten geldi suikast haberi. AK Parti ilçe başkan yardımcısı Aydın Ahi PKK'lı teröristlerce öldürüldü. Dün gece saat 22.30'da Aydın Ahi'nin evine baskın yapan teröristler silah zoruyla Ahi'yi bir araca bindirerek kaçırdı. Evinden birkaç sokak ötede AK Partili ilçe yöneticisini PKK'lılar araçtan indirdi, otomatik silahlarla ateş etti. İki kişi oldukları belirlenen teröristler kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri Aydın Ahi'yi kanlar içinde buldu. Polis ve jandarma operasyon başlattı. AK Partili Ahi hemen hastaneye kaldırıldı ama doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. PKK'nın bir süredir Ahi'yi görevini bırakması için tehdit ettiği ileri sürüldü. Haklarınızı helal ettiniz mi? Lice ve Van'da AK Partili yöneticilere yönelik kanlı saldırılar iktidarın da gündemindeydi. Terör örgütüne sert tepki geldi. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacaklar. Ciğer farelerimizi, can farelerimizi sökseler de asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Van'da toprağa verildi Aydın Ahi. Güvenlik güçleri katillerin yakalanması için operasyon başlattı. 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.